sokakları aşırı nostaljik, çok keyifli. Her yerde böyle işte köşkler, tarihi yapılar, mimarisi çok güzel. Mesela şunu çeksene. Çok tatlı. Hepsi birbirine güzel ya. Of. Güzel. Kilise mi var orada? Taraftan gideceğiz değil mi? Ya karşıya gideceğiz. 10 numaralı odadan selam. Geldik otele. Tuncar hemen yattı. Böyle çatı katı tatlı bir oda. Hatta şöyle dışarıyı da göstereyim. Böyle bir balkonu var çok tatlı. Güzel ya, bayıldım. Burada da fıt fıtlar. Böyle renkli bir pencere vitraylı. Açayım. Çift balkonlu bir oda burası. Burası da denizi görüyor. Böyle bir otel. Biz ilk geldiğimizde aslında bu otele rezervasyon yaptırmamıştık. Başka bir otele rezervasyon yaptırmıştık. Ama önce o otele gittik, odaya baktık ve beğenmedik. Değil mi? Yani çok beklediğimiz gibi değildi o oda. Neyse, sonuç olarak odamızı da tuttuk. Ya ama tabii benim bir otel odasında en önem verdiğim şey balkonlu olması. Karşısında çamaşır ısınması. Karşıda çamaşırların olmasın. Sevdim. Şimdi tarihi Rum yetimhanesine doğru yola çıktık. Daha doğrusu biraz yürüyüş yapacaktık. Burası da hep benim aklımda olan ve görmek istediğim bir yerde. En azından hedef odaklı gidelim dedim. Şu gördüğünüz yokuşu çıktık. Ve daha bir o kadar da yokuş var. Yılında bir Fransız mimar tarafından yapılan bir yapı. Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük ikinci çok katlı ahşap binası. Orta kısmı 5 kat. Bu bina 3 ana yapıdan oluşuyor. Orta kısım ve yan kısımlar. Orta kısmı 5 bölümden, 5 kattan oluşuyor. Yan kısımlar da 6 kattan oluşuyor. Bu yan kısım burası değil mi? Burası yan kısmı, evet. Şöyle... Burasının aslında ilk yapılış amacı yetimhane amaçlı bu yapıyı inşa etmiyorlar. Aslında ilk amaçları otel yapmak ve içine bir kasino kurmak. Fakat o dönemde insanlar bu otel ve kasino kültürünün toplumun ahlakını bozacağını ileri sürüyorlar ve buna karşı çıkıyorlar. Dönemin padişahı da yapılmasına izin vermiyor. Sonrasında Rum yetimhanesi olarak kullanılmasına karar veriliyor. Toplamda 106 tane odası var. 106 tane odası varmış. İşte bir mutfak, çok büyük bir kütüphanesi olduğunu okumuştum. Yine böyle sanat odaları var. Ve çok uzun yıllar Rum yetimler burada eğitim görüyor. Türk hocalar da varmış bu arada. Sadece öğretmenler Rum hocalar değilmiş. Fakat sonrasında şöyle bir olay oluyor. Kıbrıs olaylarının gündeme gelmesiyle birlikte bu yetimhaneyi kapatıyorlar. 60'lardan itibaren de tamamen kapanıyor ve hiçbir şekilde kullanılmıyor ve böyle günden güne harabeye dönüyor. Aslında çok ihtişamlı ve görkemli bir yapı ve dediğim gibi hani dünyanın en büyük çok katlı ahşap binası olduğu söyleniyor. Avrupa'nın en büyük çok katlı ahşap binası olduğu söyleniyor.
Buna rağmen 60-70 yıldır boş. Evet. Hiçbir şey de yapılmıyor. Restore de. Hiçbir şekilde kullanılmıyor. Tamamen kullanıma kapalı. Hı-hı. Çok fazla insanlar bununla ilgili bir şeyler yapmak istemiş aslında. Fakat hep geri çevrilmiş. Bazı sebeplerden dolayı bilmiyorum. Hatta şöyle içeride bir piyanonun olduğu söyleniyor. Bununla ilgili sanırım bir fotoğrafçı içeri girip yakın zamanda bir fotoğraf çekimi yaptı. İçeride eğer bulabilirsem onu da görüntülere eklerim. Eski bir piyano var. İşte sınıflarda, sınıf listelerinin hala durduğu söyleniyor. İşte çocukların sıraların üstüne isimlerini kazıdıkları ve hala bu eşyaların olduğu gibi bırakıldığı söyleniyor. İçerisini inanılmaz merak ediyorum. Ve ya çok etkileyici ama bir o kadar da üzücü tabii. Yani buranın burada heba olması. Yani çok üzücü. Fakat bizim ülkemizin de gerçeklerinden biri maalesef. İyi ki buraya geldik. Yani eğer tarihe, böyle eski yapılara merakınız varsa Büyükada'ya gelirseniz mutlaka bu tarihi Rum yetimhanesini görmeye gelin bence. Atmosferi çok etkileyici. Luna Park Meydanı'nın oraya geldik şimdi. Şöyle bir döneyim, 360. Burası eskiden faytonların son olarak durduğu duraktı. Artık Büyükada'da fayton yok. Böyle küçük tuk tuk gibi bir şey yapmışlar. Tuk tuk mu? Evet, Tayland'da tuk tuklar var ya. Öyle ufak taşıma araçları, ufak ulaşım araçları yapmışlar böyle. Tayland'daki tuk tuklar gibi. Bence daha iyi olmuş tabii ki faytonlardan, yani atların çektiği eziyettense bu daha mantıklı. Ama bence fayton gerçekten Büyükada'nın sembollerinden birisiydi. Belki elektrikli fayton yapılabilirdi. Hani atsız atlar fayton. Atsız fayton, evet. Hani atlar tabii ki zulüm görmesi. Ama dileyen de işte elektrikli faytonda atıyorum o nostalji keyfini yaşasın diye falan. Ama bu tuk tuk olayını sevdim. Burası Ayayorgi Kilisesi'ne çıkan o meşhur yokuşlu yol. Fakat biz kilisenin oraya çıkmayacağız. Çünkü daha önce defalarca kere çıktık. Ne dilekler dilendi o kilisede. Evlendik işte. Evlendik, evet, dilekler tuttu. Şimdi buradan böyle bu meydanın sağ tarafından küçük yol diye görünüyor. Küçük tur yolu. Evet, küçük tur yolu. Oranın manzarası da çok güzelmiş. Oradan yürü yürü tekrar otele geri döneceğiz. Yolumuzu da çeksene, küçük patika yolumuz. Ve şöyle bir şey. Hiç kimse yok yani neredeyse adada bizden başka. Çok az insan var. Sadece senin, buranın yerlileri. Senin bu video milyonları adaya dökebilir ha. Milyonlar Büyükada'ya akın etti. Ama gerçekten ya. Bak, pandemide yapılacaklar listesi yapıyorum size. Arkadaşlar daha ne yapayım? Bir, diş teli taktırmak. İki, Ankara Anlaşması'na başvurmak. Ankara Anlaşması'na başvurmak. Üç, Büyükada'ya gelmek. Adalara gitmek yani. Gerçekten bunlar pandemide yapılması uygun görünen şeyler. Normalde biliyorsunuz bu adalar hava güzelken nasıl oluyor? Yani vıcık vıcık her taraftan insan, her taraftan turist akıyor. Ve iğrenç, hiç sevmiyoruz öyle olduğu zaman. Ne gezmenden bir şey anlıyorsun, ne yediğinden, ne içtiğinden, her yan insan. Gerçekten ya, huzurun sesi, sessizlik, kimse yok. Ya harika. Sadece kafe restoranlar kapalı. O kadar da olur yani, kafamızı dinleyelim, daha güzel, boş ver. Bir de şöyle bir şey de var. Tabii şu an kafe restoranlar kapalı ya, hani siz Büyükada'da ne yapıyorsunuz, ne yiyip ne içiyorsunuz diye düşünenler olabilir. Otelimiz oda kahvaltıydı. Fakat akşam yemeği için de birkaç alternatif sundular bize. Muhtemelen bu akşam otelde yiyebiliriz hatta. Onların menüsünü beğenmezsek de ya da oradan bir şey yemek istemezsek saat 12'ye kadar yemek sepetinden sipariş verebilirsiniz dediler. Evet. O açıdan da çok iyi. Yani illa otele bağlı kalmak zorunda değilsiniz. En az 1850. 1850 mi? Yazıyor mudur acaba? Bakalım. Ya of, keşke bir yerde böyle
Ha şu bakalım. Tuk tukları göstersene. Ha tuk tuk. Tuk tuk gidiyor. O dediğimiz ulaşım araçları da buydu. Hani faytonlar yasaklandıktan sonra şu an bunlar kullanılıyor. Dilan mı? Adaya geliyorsun ve haber vermiyorsun. Aa! İnanmıyorum. Büyük blogger. Ya az önce çok komik bir olay oldu. Size gösterdiğim tuk tuklar, bu arada ulaşım aracının adı da tuk tuk kaldı. Size hani bu adada ulaşım aracı bu diye gösterirken aracın şoförü arkadaşım çıktı. Benim tiyatrodan arkadaşım Hilal. Video çekimi yaparken görmüş beni. Bir yandan aracı sürüyor, durdurdu. Çok enteresan oldu ya. O normalde adada yaşıyor. Böyle en ilginç bir şekilde denk geldik yani. Tamamen tesadüf. Güzel oldu bence, değil mi? Sabah da video Tuncay'la konuştuk ya. Biz video çekerken hep böyle videonun içine ekstrem olaylar dahil oluyor. İşte ilk Çukur Cuma videosunda palyaço dahil olmuştu. Ne bileyim, bugünkü videoda yine böyle bir adam salça olmak istedi falan. Bu videonun içine de arkadaşımı görmem denk geldi. Çok iyi oldu. Keşke deseydim ya, bizi de merkeze kadar bir atsa mıydı acaba? O anki heyecandan hiç bunu söylemek aklıma gelmedi. Neyse, biz yürüyoruz. Zaten yollar çok güzel. Böyle. Burası da mason evi. Küçük havuzdaki martıları çeksene. Mason martıları. Sabahından günaydın. Ben güneşin doğuşunu izlemek için biraz erken uyandım. Bir yarım saattir falan balkonda oturuyorum. Biraz üşüdüm ama çok güzeldi. Birazdan tekrar uyuyacağım. Sonra kahvaltıya uyanırım. Otelden çıkış işlemlerimizi yaptık şimdi. Bir iki görmek istediğimiz yer var burada. Birkaç tarihi köşk. Onları da gördükten sonra artık yavaş yavaş vapur iskelesine doğru dönüş yoluna geçeceğiz. Canpaşa Sokağı'na geldik. Şu tam karşımızda görünen köşk var ya, orası da böyle adanın en meşhur köşklerinden birisi. Tarihi Canpaşa Köşkü diye geçiyor.
Güzel görünüyor ya. Çok ihtişamlı gerçekten. Evet, müthiş. Bu arada John Paşa şöyle, John Paşa Venedik doğumlu. Pardon, Venedikli bir ailenin çocuğu ama Midilli de doğmuş aslında. Onun isteği üzerine böyle 1880'lerde yapılan bir köşkmüş bu. John Paşa'nın bir de şöyle bir özelliği var. Bu İstanbul Adalar vapur seferlerini başlatan ilk adam aynı zamanda. Çok güzel ya, çok beğendim. Bu arada bu John Paşa Köşkü'nün bir özelliği daha var. Hatırla Sevgili dizisinin çekildiği köşk. Bilmiyorum, hatırlayanlar var mı diziyi? Olmaz olur mu canım? Yani illaki 2000'liler bilmez ama bizim jenerasyon bilir. Ben bayağı dizinin fanlarındandım bu arada. Hatırla Sevgili'nin bu büyük ada sahnelerindeki ev, köşk burası. John Paşa Köşkü'ymüş. İyi bilgi. İyi bilgi, evet. John Paşa Köşkü'nün hemen aşağısındaki sokakta Troçki evi var. Bu şey, Troçki'nin yaşadığı ev. Bir dönem sürgün edilmiş İstanbul Büyükada'ya ve o dönemde de bu evde yaşamış. Hatta böyle en önemli eserlerini falan burada oluşturduğu söyleniyor. Ama şu an harabe halinde ve şöyle önü hep böyle kapalı. Bahçesine girme şansımız da yok. Şöyle bilmiyorum ne kadar görünüyor ama yine hep böyle yıkık dökük. Fakat çok tarihi. Buranın yine önemli sembollerinden bir tanesi Troçki Köşkü. Dönelim. Yine adanın meşhur dik yokuşları. Şurada şöyle bir sokak. Burada bir kilise var sanırım. Bu bir kilise kapısı mı? Bacı kilise bacısına. Burada da ben. Namı diğer. Tuncer Özdemir. Coin Özdemir. Ne olacak bu Bitcoin ya? Hiç ilgilenmiyorum. Ha. Evet. Umurumda değil. Umurumda değil. Ben şu an bu evden aşırı etkilendim ya. Of. Ben buradan etkilendim. Sen İçine girmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Böyle eski yapılara karşı acayip bir tutkum var. Beni böyle buraya bıraksınlar. Ben bir hafta bunun böyle bütün taşlarına falan dokunayım. Ne var ne yok. Bütün dip köşe inceleyeyim. Düşüneyim üstüne. Bir hafta sonra da gelip beni alsınlar. Ben de evde bir hafta böyle seni bekleyeyim ben. Olur mu? Bir hafta beraber gidelim. Aa, bu Troçki evinin kapısı burasıymış. Ben burayı görmemiştim. Vay be. Ama hep böyle önünde şu yabani otlardan bitmiş. Şuraya geçmek istiyorum ama şimdi içeriden yılan mılan çıkar diye korkuyorum. Görüşürüz Troçki evi. İnşallah bir sonraki gelişimize kadar yıkılmazsın. Burası da yine Büyükada'nın sembollerinden birisi. Mizi Köşkü diye geçiyormuş. George Mizi diye bir abimiz tarafından yaptırılmış bu da. İtalyan bir mimara yaptırmış bunu. Kırmızı tuğladan. Böyle güzel değişik bir köşk. Al Palas olarak da biliniyormuş bu arada. Böyle sol tarafında bir kulesi var yine. Köşkün sembollerinden. Adanın en meşhur sembollerinden Saat Kulesi'nden size sesleniyorum. Büyükada gezimiz sona erdi. Birazdan vapura binip evimize gideceğiz. Arkadaşlar, artık şu narin parmaklarınızı çalıştırmanın vakti geldi. O küçük monçik parmaklarınızla tık diye böyle abone ola basacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu da böyle bir gezi vlog'uydu ya. Hoşuma gitti benim yani. Biz kafa dinlemek için gelmiştik aslında. Çok böyle gezelim görelim kafasında değildik. Daha çok böyle dinlenelim modundaydık. O yüzden çok fazla adanın her köşesine gitmedik ama yine de verimli bir gezi olduğunu düşünüyorum ben. En azından bu tarihi köşkleri vesaire oraları çektik. Adanın ünlü sembollerini size gösterdik. Güzel bir geziydi. Sonraki videolarda görüşürüz.
Buraya bakın. Tamam, yoğurt dişli olsun benimki de. Yoğurt dişli. Eşik olsun. Evet. Güzel mi? Ya ben risk almam biliyorsun. Evet, sen klasik. Çikolata karmaktan gidersin. Sos istedim. Sos da olsun. Evet. Ben de risk almayı çok severim. Yine hiç denemediğim. Şu yoğurt dişliden deniyorum. Yoğurdu da hiç sevmem bu arada. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Belki de onu nasıl. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.